Akademi Karaçam Mobilya'nın katkılarıyla yayınlanmaktadır. Spor gündeme hoş geldiniz değerli izleyenler. Tonguç Kotak'la birlikteyiz. Aynı zamanda stüdyoda konuğumuz var bugün Süleyman Göktaş. Ülke spor yönetiminden çokça iyi bilinen bir isim. Aynı zamanda Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği'nde başkanlık görevini de devam ettiriyor. İki telefon bağlantımız olacak. Daha doğrusu bir Skype bağlantımız Eriz Malone Yorgancı ile. Beklenen şampiyonluk en nihayet geldi. UK Pro Lig'de profesyonellerin korta çıktı ligde. Üçüncü haftasında şampiyon oldu ve üstelik yarı finalde kaybettiği rakibini yenerek finalde ve seri başı olan rakibini yenerek şampiyonluğa ulaştı. Eriz Malone Yorgancı bağlantımızın hazır olduğunu görüyorum. Yönetmenimden rica edeyim ekrana yansıtsın Eriz'i. Evet Eriz, hoş geldin yayınımıza. Kutluyoruz, beklenen başarıydı. En nihayet şampiyonlukta geldi. Neler söyleyeceksin? Hoş bulduk. Aldığınız için teşekkür ederim. Evet, çok güzel bir haftaydı benim için. Bundan önce iki hafta daha oynamıştım ama maçlar her hafta daha iyi gittiğini fark ettim. Hem kendim hissettiğim hem sonuçlar olarak. Ve finalde de yenildiğim kızı yenmek çok güzel bir bitişti. Evet, bundan sonraki turnuva yine UK Pro Lig'de devam edecek misin Eriz? Çünkü 12 raketin iki grupta mücadele verdiği ve ilk ikinin finallerde yarışacağı bir lig, UK Pro Lig. Aslında izleyenlerimize bu organizasyon hakkında çok minik bir kez daha bilgi verelim Eriz istersen. UK Pro Lig nedir? Profesyonellerin korta çıktığı önemli bir organizasyon aslında ama izleyenlerimize de bilgi vermek açısından bir kez daha paylaşırsan bizimle. Evet, bu lig 8 ön eleme turnuvasından oluşuyor ve bu turnuvalarda da puan toplayan en yüksek 12 oyuncu finallere katılma şansını elde ediyor. Her turnuva 7 günde 7 maç formatında ve pazartesiden cumaya grup maçları oynanılıyor ve hafta sonu ve yarı final ve final maçları. Evet, bundan sonrası ne olacak peki? Yine aynı turnuvaya devam etmeye düşüncem vardır herhalde Eriz. Evet, iki hafta sonra son bir turnuva daha var ligi. Ondan sonra da tekrar ITF uluslararası maçlara katılmayı düşünüyorum. ITF uluslararası turnuvaları derken hangisi olacak? Pandemi zamanı biraz zor ama hem Antalya'ya evet, hem de Yunanistan'da birkaç turnuvaya bakıyorum. Evet. Peki Antalya'ya yakın zamanlarda gitme durumu var mıdır? Türkiye'deki organizasyonlara uluslararası nitelikte. Çok gitmek istiyorum. Maalesef şimdilik İngiliz yolcuları için hala bir seyahat yasağı var. Evet. Oraya gidersem 7 hafta karantina yapmak zorundayım. Doğru. Ama bu karantina yasağı çıktığı zaman tekrar dönmek istiyorum hemen. Peki Eriz, vereceğin mesaj seni sevenlere, yetkililere, ilgili makamlara neler söyleyeceksin? Süleyman Hocam, Eriz'e söylemek istediğiniz varsa. Çok tebrik ediyorum. Çok gururlandırıyorsun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tenis ailesini, spor ailesini, camiasını. Zaten annen de iyi bir sporcularındandı Kıbrıs'ın. Günün sonunda Eriz Malone ismi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ön safhalarda sürekli gündemde olan bir isimdir. Ben yürekten kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Böylesi bir şampiyonalarda başarınızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ve son haftalarda da bir sürü güzel mesajlar aldım. Ve bu destek gerçekten beni motive ediyor ve daha büyük başarılar elde etmemi istiyor. Ve her destek gerekiyor maalesef. Çünkü tenis çok pahalı, çok uzun yol isteyen bir spor. Evet.
Bu organizasyonlara katılımın ne kadar zor olduğunu biliyoruz Eriz. Masrafının ne kadar yüksek olduğunu biliyoruz. Destek dediğin gibi çok çok önemli. En başta ülkeden gelecek maddi manevi destek çok önemli. Biz başarılarının devamını diliyoruz. Gittiğin günden beri küçük yaştan katıldığın yaş gruplarında dahil olmak üzere İngiltere'de başarı getiriyorsun, gururlandırıyorsun ülkeni ve her fırsatta ülkenden de oradaki arkadaşlarına ya da organizasyonlarına kendi coğrafyandan, kendi milliyetinden de bahsederek tanıtımına, ülkenin tanıtımına katkıda bulunuyorsun. Kutluyoruz, başarılarının devamını diliyoruz, heyecanla bekliyoruz güzel haberleri Eriz. Eminim bu destek artarak katlanacaktır. Her şeyden önemlisi maddi desteğin yanında olması her zaman arzumuzdur, dileğimizdir. Sevgiyle kucaklıyoruz seni. Programımıza katıldığın için teşekkür ediyoruz Eriz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Evet hocam. Evet. Şimdi bu soruyu ben sorayım. Hoş geldin diyelim hoş öncelikle geldin, Süleyman hocamıza. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi en büyük örnek Eliz. Spor için turizm tanıtma fonu en büyük örnektir. Bir tişört yaptırılır North Cyprus diye ve Eliz'e destek verilir. Eliz'e onu tişörtlerinde maçlarında giyer veya antrenmanlarında giyer, röportajlarında giyer, yapar. Bu kadar zor mu bu iş? Vallahi zor olmaması lazım. Tabii ki turizm destek fonu dediğin doğrudur. Evet. Bugün İngiltere'de özellikle siyah taksilere North Cyprus diye reklam ücretleri bayağı ödendiğini, geçmişte ödendiğini ben biliyorum. Evet. Tabii ki Eliz Maloney bugün tabii ki İngiltere'de kendi adına belki de profesyonel düzeyde tabii yarışmalara katılacak. Oldukça profesyonel düzeyde yarışmalara evet, katılıyor artık. Oldukça zor hocam bir süreçten geçtiğini, ekonomik evet olarak da sıkıntılar yaşadığı evet her halinden belli. Zaten geçmişte de böylesi sıkıntılarla ilgili Eliz Maloney'e bizim görevde olduğumuz süre destek beyan ettik, destek verdik. Tabii ki senin bahsettiğin Tonguç çok önemli bir konudur. Reklam aracı olarak da kullanılabilir. Hocam yalnız ama bir sporcuya tişört giydirmekle olmuyor bu iş. Yani sporcunun ailesinin ne şartlarda bu sporcuya, Eliz'e destek olduğunu yıllardır biliyoruz, dile getiriyoruz. Yani burada ciddi bir maddi desteğin de olması lazım. Çünkü yüksek maliyetler söz konusu. Tabii bu konuda ben bugüne kadar hiçbir katkı alınmış değil. Aileye bugüne kadar ciddi anlamda ufak tefek bazı iş adamları var. Minik onlar da yani bir organizasyon ya da Eliz'in ekipman anlamında, çalışmaları anlamında bu giderlerini karşılayacak seviyede değil. Tabii ki bu bana göre bir ödüllendirme, Spor Bakanlığı adı altında, evet, Spor Bakanlığı'na ait bir tüzüğün çıkarılması lazım. Özellikle evet yurt dışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu sporcuların gerek Türkiye Milli Takımı'ndaki, Türkiye Milli Takımı'nda yarışan arkadaşlara Türkiye Cumhuriyeti bayağı katkıda bulunduğunu biliyorum. Evet. Ama tabii ki Eliz Maloney gibi Londra'da katıldığı yarışlara kimi sponsor olacak, nasıl sponsor olacak konusunda bunun da bir tüzüğünün yapılması gereklidir. Ama tabii ki geçmişte yapıldığı gibi Bakanlar Kurulu kararı ile bir niye bu kadar gecikiyor destek, hocam bu destek verildi, elit sporcuları desteklemek, bir listeyi ben, oluşturmak bu kadar zor mudur? Ben şunu söyleyeyim, ben görevden ayrılmazdan önce bütçede elit sporcuları destekleme diye bir kalem bir dönem ayrılmıştı. Ama ondan sonra bu kalemin akıbeti ne oldu bilemiyorum. Yani evet, son özellikle ben emekli olduktan 4 yıl oldu. Hı-hı. 4 yıl içerisindeki davranış biçimi, o kalemi kullanıp kullanmama. Kullanmadılarsa ben eminim ki bunu maliye geri almıştır, iptal etmiştir. Veyahut da devam etmektedir. Araştıracağım. Bugünden sonra çıkınca tekrar bir bakacağım, bütçeye bakayım. Elit sporcuların adına ciddi bir sıkıntı ve yani organizasyonların takibi adına ciddi bir sıkıntı var. Şöyle söyleyeyim ben Eliz, inşallah ben şunu da dilerim. Allah'tan temennimdir. İnşallah Türkiye Milli Takımı'nda yer alır da Türkiye Cumhuriyeti bu konuda da çok evet, biliyorsunuz aslında bonkör ve sponsordur. Tabii, tabii. Bunun evet için dileğim Türkiye Milli Takımı'nda görev alma Eliz'de, durumuna girerse Türkiye'de önemli isimlerin ilgilendiğini biliyoruz. İnşallah. Geçmiş zamanda temennim hep odur. Ama İngiltere'de eminim bilmiyorum nasıldır İngiltere'de yarıştığı yarışmalarda sponsor desteğiyle mi yarışıyor yoksa oradaki federasyon
gerekli katkıyı koyuyor, giriyor. Yani profesyonel turnuvalarda kazanç olması için turnuva şampiyonluğu gerekir. Onun dışında zaten oldukça aldı, sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Tabii ki yıllardır ailenin. Ama gayet de başarılı çocuk. Evet. Peki hocam, bir Yiğit, bu konulara geçmeden Tonguç protokolü ele alacağız. Evet. Ama Yiğitcan'ı telefon almamız lazım. Yiğitcan, değerli izleyenler, hafta sonu, geçtiğimiz geride kalan hafta sonu Antalya'daki bayrak seçme yarışlarındaydı. Dördüncü tamamladığı için orada kalıp milli takım kampında devam etmedi. Çünkü Polonya'daki yarışlar vardı. Adaya döndü. Yiğitcan şu an ev karantinasında. Ancak sıkıntı şu. Halen yetkili makamlardan antrenman izin talebine karşı cevap bekliyor. Maalesef gelişme olmadı. İlk 1-2 gün kendini dinlendirme açısından antrenman izin çıkacaktı. O izni bekliyordu Yiğitcan. Bu yetkili makamlardan izin gelmediği için şu sıralar biraz sıkıntılı durumda. Çünkü olimpiyat hazırlıkları devam ediyor ve olimpiyat hazırlıkları devam ettirebilmesi için evdeki ortamdan çıkıp sahada çalışmalarına devam etmesi gerekiyor Yiğitcan'ın. Bu konuda bir telefon bağlantımız olacak Yiğitcan Hekimoğlu'yla. Yönetmenimden rica ediyorum, eğer bu bağlantı hazırsa alalım mı Yiğitcan'ı? Evet, bağlantımız hazır. Yiğitcan merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Tonguç Kotak ve Süleyman Göktaş hocamız, biliyorsun, Ülke Spor'unda çok değerli bir isimdir. Bugün stüdyoda konuğumuz aynı zamanda. Son görüşmemize kadar yetkililerden iznim bekliyordun, antrenman izni Yiğitcan. Bir kez daha soruyorum, bu konuda bir gelişme oldu mu? Öncelikle iyi yayınlar dilerim herkese. Sizle de paylaştığım gibi maalesef hali hazırda herhangi bir gelişme kat edilmiş değiliz. Biliyorsunuz ki pazartesi günü adaya geldim. Yaklaşık bugün dördüncü günüm. Sizin de bahsettiğiniz gibi ilk iki gün biraz dinlenmeyle geçti. Fakat yani şu an yani Mayıs başından itibaren tekrardan kota yarışmalarım başlayacak. Açıkçası yetkililerden herhangi bir haber veya bir gelişme almış durumda değilim şu an için. Peki süreci olumsuz etkilediğini biliyoruz Yiğitcan. Bu konuda bir kez daha mesaj vermek isteyeceksin. Neler söyleyeceksin bu konuda? Açıkçası ben şunu söylemek istiyorum. Sonuçta bir sporcunun en büyük hayali olan olimpiyat hedefi gibi büyük bir hedefimiz var. Geçmiş yıllardan da elde ettiğimiz başarılardan bunu halihazırda gerçekleştirebileceğimizin aslında bir sinyalini vermiştik. Şu an halihazırda Türkiye milli takımı 12. sırada, biliyorsunuz ki ilk 16 takım giriyor. Biz de bu takıma girebilmek için çalışmalarımıza devam etmemiz gerekiyor. Tabii ki yetkilileri de anlıyorum. Şu an olağanüstü bir durum var, farklı gelişen olaylar var. Fakat ben şu algının yerleşmesini istiyorum. Yetkilerimizden de kendilerine bahsettiği gibi bu halkın duyarlılığıyla yenebileceğimiz bir hastalık olduğunu düşünüyorum. Belki bize bu fırsatı verebilirlerse, bu duyarlılığı bizim üzerimizden gösterebilirlerse, biz aldığımız sorumluluklarımızı yerine getirerek hem antrenmanlarımızı yaparak hem de halkımızı tehlikeye atmadan bir amaca ulaşma hedefindeyiz. Belki bu şekilde düşünürlerse bize en azından sahip çıkma aşamasında çok daha duyarlı olacağını düşünüyorum. Tabii ki yoğun süreçler yaşanıyor, farklı durumlar da var. Fakat biz bu süreçleri çok önceden başlattığımıza inanıyorum. Bu kadar gecikmesinin hem bizim için hem hedeflerimiz doğrultusunda açıkçası aynı düzeyde olduğunu düşünmüyorum. Biraz daha anlayış, birazcık daha sahiplenme olması anlamında buradan yetkililere seslenmek istiyorum. Bu sadece benimle alakalı değil. Sizin de bahsettiğiniz gibi bugün yaz sürecinde birçok sporcu arkadaşımız yurt dışında ve gidenler var. Gerek uluslararası, evet, gerek ulusal düzeyde birçok yarışmaya katılacak. Bunlar onlar için de aslında bir kapı olacağını düşünüyorum. Çünkü herkesin hedefi büyük yarışmaya katılmak. Yaklaşık 1,5-2 senedir biliyorsunuz ki ben maalesef bazı kurallardan ve karantina koşullarından dolayı Türkiye'de yarışmalara gidemiyorum. Evet. O yüzden bunun bir an önce aşılmasını istiyorum. Son yarışında aslında bunun bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de hedeflerimizden şaşmış durumda değiliz. Yaptığımız performans testleri,
Hı-hı. Olimpiyat hedefimiz doğrultusunda herhangi bir sapma yok. Fakat bu tür gecikmeler ve anlayışsız davranışlar maalesef biraz bizim de motivasyonumuzu düşürüyor. Aslında çok zor bir şey istemiyoruz. Sonuçta biz belli kurallar çerçevesinde bunları gerçekleştirmek istiyoruz. Herhangi bir ayrıcalık beklemiyoruz. Sadece bize sağlanacak koşullarla beraber hem halkımızın sağlığını tehlikeye atmadan hem kendi hedeflerimiz doğrultusunda bir başarı hikayesi yapmaya çalışıyoruz. Umarım bu konuda bugünden sonra belki bu program aracılığıyla da bir mesaj vermiş oluruz diye düşünüyorum. Evet, çok çok teşekkür ederiz programımıza katılımın için. Açıklamaların çok önemli ve değerlidir. Yetkililer artık bu mesajı almıştır umarız. Yiğitcan. Aynı zamanda çalışmalarında başarılar diliyoruz. Olimpiyat hedefin umarız mutlu sonla tamamlanacaktır. Ederim. Ve inanıyoruz Yiğitcan sana her zaman olduğu gibi. Çok teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle, iyi çalışmalar. Evet, geçmeden konuya. Hocam bu konular çok çok sıkıntılı. Bir hafta öncesi neredeyse Türkiye'ye yarışmaya giden bir sporcumuz var. Dönüşünde ev karantinası olacağı ve ev karantinasında kalmaması gerektiği yönünde başvuru da yapılmış durumda. Bugün halen tarih 15 Nisan. Bu sorun çözülmüş değil. Yiğitcan ev karantinasında, bu iyi bir gelişmeydi sporcular, yurt dışına giden sporcular adına. Ancak antrenman izni beklemekte halen. Bak işte bu da Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın olmayışının kesin evet, bir etkisi. Evet, bugünlerde zaten bunu konuşuyoruz. Bakınız, direkt bir eğer bugün ayrı bir Gençlik ve Spor Bakanı olsaydı, Gençlik ve Spor Bakanı bizzat bilfiil bu çocuğun yaptığı yarışlardan sonraki karantinasına el koyabilirdi. Yine karantinada olabilirdi ama günlük 2 saat, 2,5 saat izinle bu çocuk ayrıcalık beklemesi lazım. Evet. Ben ayrıcalık istemiyorum diyor çocuk. Çok mütevazi ama 14 gün bir süre bir sporcunun profesyonel anlamda çalışan olimpiyat hedefi olan bir sporcumuzun idman yapmaması demek adalet gruplarının ortadan kalkması demek. Evet de bu devam ederse bundan zaten ben Sağlık Bakanımıza spordan sorumlu Başbakan Yardımcımıza, Erhan Bey'e özel çağrım ve istirhamımdır. Bu çocukla ilgili mutlaka özel bir çalışma izni, ortamı yaratılmalıdır. Yiğitcan gibi zaten kaç elit sporcumuz var? Gerekirse hocam, çocuğu yani evinden alıp özel araçla idman sahasına bırakıp antrenörüyle birlikte ondan sonra eve bırakmak lazım. Kontrolse bu kontrol yapılabilir. Yani çok da lüks olmaz tedbirler yani. Tedbirler alınabilir. Yani sağlık tedbirleri gayet rahat alınabilir. Maskeye, mesafeye özellikle uyarak bu çocuğun çalışması gereklidir. Ben ona inanıyorum. Yiğitcan çünkü çok profesyonelce çalışan bir çocuk. Ben yakinen spor salonunda bizzat bir fiil ben de bulunuyordum zaman zaman kendim için. Yani yürüyüş bandında falan çocuk gelirdi oraya inanılmaz şekilde hocasıyla birlikte, Celal'la birlikte gayet çalışkan ve özverili bir şekilde çalışıyor. Onun için bu özel izni mutlaka Sağlık Bakanlığı arada, ve yetkililer sağlamalıdır diye düşünüyorum. Celal Keleş'e de antrenörü Yiğitcan'ın sevgiler, saygılar buradan göndermiş. Celal'ın emeği burada yatsınamaz. Peki protokola şimdi, gelecek olursak. Şimdi bir haftadır imzalanacak. Ben protokolü bulduktan sonra, yayınladıktan sonra bir gündem başladı etrafta. Bu işi de bilen adamların başında Süleyman Hocam gelir. Hocam protokolü inceledin. İnceledim, okuma fırsatı buldum. Evet, çok güzel şeyleri var. Bizim ülke sporumuz için çok ideal bir şey. Ben savunuyorum. Bazıları kabul etmese de ben savunuyorum. Bu o işin olması lazım. İki çünkü görüldüğü ülke eş federasyonlarının işbirliği içinde olması, projelerin, tesislerin sporcuların yapılması önemli. Bu ülkenin ne gibi bir zararına anlamıyorum olur ben ki zaten o işi şimdi itirazları. Bu, bir açacak olursak. Şimdi bu olay ben görevdeyken en son 2011-12 civarı yıllarındaydı. Yanılmıyorsam Serdar Bey de bakandı. Spordan sorumlu bakandı. Çünkü çok uzun title'lı bir bakanlıktı o. Başbakan turizm, ekonomi, sanayi, bayağı spor. Ama bir köşesinden Serdar Bey'e ben iletilmiştim geçmiş protokolü. O ofisli profesör protokolü.
Hatta Serdar Bey bunu inceleyiniz demişti. Hatta bize elçilik şöyle demişti o zaman. İnceleyin, değiştirmek istediğiniz hocam, bir şeyler varsa. Bir şeye başlamadan burada ofis değil yani. Bu ofis değil, geniş, bu değişik geniş protokol, bir kapsamı olan. Protokol. İki yani ülkede burada şimdiki işbirliği anlayış çok daha mantıklı ve daha yakın. Evet, olaya içinde tesisleri de gerçekten ben burada Türkiye Cumhuriyeti'ne bir kez daha teşekkür etmek lazım. Çünkü ekonomi protokolü yapılırken, hı-hı, kalkınmada bir yıllık, iki yıllık, hı-hı, bir bakıyorsunuz tarımda aynı şekilde anlaşmalar imzalanabiliyor. Evet. Diğer branşlarda imzalanabiliyor. O zaman gençlik ve sporu da bir kenara atmamak lazım. Ve Türkiye Cumhuriyeti inanıyorum ki bu bağlamda böylesi bir hazırlık, böylesi bir yaklaşım, böylesi güzel bir yaklaşımı bizlere altın tepside sunmuş durumda. Mesela gençlikle ilgili yapılacak birçok çalışma hocam var. Bugün, her şeyden önce tesisler var. Çanakkale Gençlik Milli Kampa. Hı-hı. Oraya 3000 tane çocuğa Kıbrıs'ta evet, kontenjan verilmiş. Kontenjan vermiş. Ondan sonra ulusal kamplara 500 kontenjan vermiş. Yani burada gerçekten bizim gençlerimizin belki de kendi olanaklarıyla, hı-hı, yapamayacağı, gidemeyeceği etkinliklerdir bunlar. Evet. Bu kontenjanları ayağımıza sunuyor. Elimize sunuyor Gençlik Dairesi veyahut da Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla. Çünkü her ikisinde de gençler üst düzeyde. Bu aynı zamanda Türkiye'de de bir ofisin açılabileceği yönünde bir şey de var orada. Tabii ki mesela diyor ki sana burada kendini istersen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ofisini aç aynı orada. Şekilde. Yani buradan ne olur? Kültür ateşesi gönderiyoruz. Hı-hı. Eğitim ateşesi gönderiyoruz. Ateşesi. Sağlık ateşesi gönderiyoruz. Evet. Bir de spor birimi olarak elçilikte konuşlandırabilir ve direkt teması sağlar burada. Direkt teması. Örneğin işte az önce İşte Yiğitcan örneği yaşandığı, direkt evet, Buse, temas, Merve bunlar yaşandı. Direkt temas kuracak biri şu anda yok. Yani bir beklerseniz işte bir dış ilişkiler amirliği ki amirliğini de tam elinde bulundurmuyor Sertaç. Evet. Biliyorsunuz sözleşmeli bir personeldir evet, orada ve hakikaten özveriyle çalışıyor. Evet. Benim dönemimde de gerçekten Sertaç sahada görevliydi. Onu bakanlığa aldık ve gayet de muntazam bir şekilde gidiyor. Hatta şu anda Cumhurbaşkanlığındaki üst kurul, üst kurulda da görev yapıyor. Tabii ki onlar ayrı mesele. Cumhurbaşkanlığının çalışmaları ayrı. Spor Bakanlığı'nın yapacağı görevler ayrı. Tabii ki bu protokolü imzalamak, bu protokola imza koymak ve bu içeriğini uygulamak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gençliği ve sporcusu açısından gayet olumlu ve gayet net bir şekilde yansıyacak yani. Burada projeler var, tesislerin yapılmasına tesislerin, olimpik biz, hazırlık merkezlerinde sporcuların mesela tabii bu ki olimpik hazırlık merkezleri zamanında işte bu protokol olsaydı olimpiyata hazırlanan sporcularımızın tüm masraflarını karşılayarak orada rahatlıkla oradan Buse'nin, Buse Savaşkan'ın yararlandığını biliyoruz zaten TOM projesine evet, dair evet. Buse Savaşkan ama birçok sporcu bu projelerden yararlanabilecek. Her kesinlikle şeyden önemlisi buradaki projelendirmeler çok önemli hocam değil mi? Tesis çok, olayı. Çok önemli. Örneğin var olan tesislerimizin modernizasyonu tekrar. Evet. Şimdi Atatürk Üstadına gidiyorsunuz. Eksik bir çok. Etrafını yıkılmaz üzere. Çoğu yerde yıkılmaz üzere. Yani bunların tekrardan belki de modern bir başka stat yapılır. O da tekrardan evet, revize edilir. Modernizasyonu düzenlemesi aynı zamanda yeni tesislerin inşası, yapılması, inşası açık alan tabii ki bunlar çok biz önemli. Biz bunu geçmişte de yaşadık. Günay Caymaz Bey dönemindeki bakanlığı dönemindeki yapılan protokol ile o dönemin, hı-hı, protokolü ile bütün federasyonlarda gitmişti Türkiye'ye. Gitmişti. Çok iyi bırak, hatırlıyorum. Ondan sonra bayağı bir malzeme, bayağı bir etkili tesisler atağı yaşanmıştı. Ama zaman zaman kopukluklar olduğu arada olduğu evet, bazı dönem siyasetin gözü kör olsun siyasete bulaşınca işler duruyor. Onun için bu durmaması lazım. Durmaması için de böylesi protokollerin imzalanması şimdi, ve yürürlüğe girmesi bence çok önemli. Spor bilgi sistemi kurulacak. Sporcu bilgi sistemi evet. Çok önemli bir şey. Bu. Genç bilgi yani sistemi. Artı personelin eğitimi, tabii, federasyonların ilişkilerinin devamı, okul sporlarının daha da ileriye taramalar, sporcu taramaları. Peki sizce hani biz burada olumlu güzel yönlerini konuşuyoruz. Yansıyan bir olumsuz bize göre görünmeyebilir. Vallahi ancak ben bunu olumsuz görenlerin nerede takıldıkları ve o noktalara parmak basacak olursak neler söylersiniz? Anlamak hocam mümkün değildir. Yani olumsuz görüşü anlamak mümkün değildir. Çünkü ekonomik olarak çok zor durumda olan bir
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne tek el uzatan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye Cumhuriyeti de gerek ekonomimizin genel yapısına, gerek sporumuza, gerek gençliğimize elini uzattığı zaman elini gitmek mi lazım? Kesinlikle pazartesi, böyle bir düşünce. Pazartesi badminton'da açılışta beraber. Evet. Güzel bir tesis oldu. Tabii ki. Alternatif bir daha. Kısa sürede cüzi bir miktarla yapılan. Belki o ucuz olabilir Tonguç ama gayet üst. Mesela bugün bir salona ihtiyacımız var. Evet. Spor salonuna. Kapalı salon. Kapalı spor salonuna bir ihtiyacımız var. Bugün yeni bir stada ihtiyacımız var. Branşlar açık ve net. Branşlar tıkanıyor hocam. Yani branşlar, öncesinde bırakın bu her branşta ihtiyacımız olan birçok konuda. Ama ekonomik olarak da yetemiyoruz. Bir spor fonumuz var biliyorsunuz. Onu da zaman zaman kesiyorlar. Maliyeye yatan fon ücretleri, paraları yarı yarıya kullanılıyor. 2 yıldır şey onun yok. Için, yatırım olmadığı için para maliyeye geri gidiyor. Yani, ayrı bir konu. O bana göre o bizim hatamızdır. Yöneticilerin hatasıdır. Eğer orada bir kullanılacak paramız varsa ve onu kullanma yönünde gerekli girişimleri, işlemleri bitiremiyorsak ve geri maliyeye yatıyor, o yöneticilerin suçudur. Hiç bunu yatsamamak, inkar etmemek lazım. Hı hı. Ama çünkü ayrılan belli bir bütçe var ama kullanılmayan kısım var. İşte kuruşuna önemli kadar kullanmak lazım. O projeleri evet hazırlamak lazım. Gerekli maliyeden gerekli blokeleri alıp ihaleye çıkmak lazım. Evet. Yapılması gerekli bunlar. Yapılmıyorsa geri alıyor maliye. Ertesi yılda bütçenin o kalemine para koymuyor. Açık ve nettir bu. Burası çok önemli bir noktadır hocam. O kadar yapılacak, o kadar çok şey var ki. Yani ama federasyon, bu futbol protokol içeriğinde de mesela bu futbol şampiyonlarımızın U15 galiba. Ha böyle benim üst düzeyde PAF ligine katılmak. Bal liginden bahsediyorum. Bal liginden bahsediyorum. Yani bana göre şey göndermeye futbol, benim burada futbol liglerim adına büyük bir ilerleyiş olmaz. Ha, ama bak futbol müzemizin evet hazırlanmasına evet gerekli katkıyı evet yürekten çok katılıyorum. Bugün oradaki var olan arşivimizi deklare edip orada evet en güzel şekliyle evet protokolde burada geçen protokolde maddelerden biri de oydu. Uluslararası etkinliklere KKD'li tarafa gelecek, davet edilecek. Evet. Engellileri düşünüyorlar. Bak evet engellileri hiçbir evet zaman protokollara koymadı, dahil evet etmediler. Şimdi ayırmaya gerek hocam, uluslararası nitelikte organizasyonlara davet, davet noktası da çok çok önemli. Yine protokolde tabii geçen. Çünkü hep sıkıntımız yani neydi? Bütün beklentiler bunlar aslında. Beklentilere cevap verecek sıkıntımız şey nedir? İşte orada yok Yunanistan veya Kıbrıs yarışır, Rum tarafı yarışır. Evet. Bizim taraf yok. İşte bunlara davetler yapılacak diyor. Evet. İnşallah ve burada bu branş ayrımı yok. Evet, ama yok şimdi yani böyle yaparken de bunu yapmamamız lazım. Yani ben açık açık göstereyim. Türkiye Futbol Federasyonu bunu yapmaması lazım. Evet. Bu gerçekten çok önemli. Yani böyle bir protokol bu toplantı Türkçe konuşan evet ülkelerin federasyonları hı hı çağırılabilirdi. Yani, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ki Orçun Bey son yaptığı temaslarda bayağı da ümitliydi yani bu konuda. Oradaki ama biz bu protokolü yapmaya çalışırken bunu yaparsak tezatlık tezatlık. Şimdi bu biliyorsunuz protokolün bu futbolla ilgili inanılmaz bir özerklik sistemi var orada özerk olarak ve pek de hükümet tarafının vermiş olduğu direktiflere uymuyorlar. Onun için buna bana göre en üst düzeyde Cumhurbaşkanımızın müdahil olması lazım. Kesinlikle. Neyse sağ olsun. Yapılacak olan bu Türkiye Cumhuriyetleriyle, efendime söyleyeyim diğer İslam evet ülkeleriyle olacak olan ilişkilere mutlaka Türk Futbol, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Futbol Federasyonu'na dahil edilmesi gerekiyor. Sayın Arıklı'nın Türkiye Cumhuriyetleri'de çok büyük ilişkileri evet var. Var, var. Bu işe artık bir müdahil ben olması gerekiyor. Ben küçük kaymakla teknik direktörken kupa şampiyonu olmuştuk ve evet Kırgızistan'a yapılan davette biliyorsunuz o dönemde Sayın Arıklı Kırgızistan'da görevliydi. Ateşeydi bilmiyorum bir görevi vardı. Evet. O bizi oraya davet etmişti ve gitmiş 15 gün orada bizi misafir etmişlerdi ve çok olumlu izlenimlerimiz oldu orada. Bir şeylerin gerek zamanında başlangıcı verilmiş, yapılmış hocam ama devamında sorunumuz var. Devamlı, evet, devamı gelemiyor. Evet. Maalesef evet devam edemiyoruz. Onun için burada bu protokolün bana göre çok büyük etkisi olacak. Evet. Sürekliliği ve takibi önemli. Çok. Hatta diyor yani protokol cancel edilse bile, iptal evet edilse bile başlatılmış olan projeler hı-hı devam edecek, tamamlanacak. Evet. Ve bu yıllıktır. Seninle de daha önce görüşmüştük. Bu yıllık bir imzalanacak olan protokoldür. Her yıl değiştirilir. Her yıl efendime söyleyeyim yeni imza altına yeniden alınır. Yani burada çekinecek, burada gocunacak. Ben anlamadım. Herhangi bir tarafı olmamalı. Tepkiyi yani
Bizi parçalıyorlar. Ben daha bir tepki görmedim. Yani geçen defaki protokol değildi, ofisti, büyük bir tepki ofis gelmişti. Ofis olay ama bu ofis değil, öyle bir protokol değil. Bu yok. Geniş bir protokol. Federasyonların bu, zaten hafta, kapsayan dikkatinizi çekerler burada protokolu sürekli tüm bakanlıklar hemen hemen yapıyor. Evet. Bu da gençlik ve sporla ilgili de yapılacak olan bir protokola kimsenin bana göre yok dememesi lazım diye düşünüyorum. Son şekil Ankara'da verilecek. Galiba gelecek hafta Sayın Arıklı, Türkiye Spor Bakanı Mehmet Kasaboğlu'yla görüşmeye gidecek. Ondan sonra Sayın Kasaboğlu gelecek. Kuzey Kıbrıs'a misafir olacak. Lisans sonu geleceği söyleniyor. Evet. Burada imzalanacak gibi duruyor. Ama biz bunun içine daha ne ekleyebiliriz? Vallahi ben o kadar çok geniş bir yelpazesi var ki eklenecek bir şey kalmaz. Yani kendi açımızdan. Bu da bizim üzerimize düşen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yapacağı işler konusu var ya. Her zaman aksadırız. İşte yok personelin eğitimi, gümrük muafiyetini bilmem neyi falan. Onları yapmamız lazım. Onlar da prosedürü yasal bir prosedürdür. Onu bakanlık gerçekleştirecek. Yani bugün spordan sorumlu bakanlık başbakan yardımcılığı ise onu gündemine alacak. Bakanlar kuruluna götürecek ve gerekli hazırlığı yapacak. Yoksa istenilen gelecek olan personel, eğitim için gelecek olan personele herhangi bir arıza biz aksak şey çıkarırsak, zorluk çıkarırsak adamlar da doğal olarak bu işten geri adım atar yani. Hiç şeyi yok. Kesin. Onun için kendi üzerimize düşeni de. Yani biz odaklanmamız gereken noktalara bence öncelikle odaklanma. Yani bir hazırlık gerektiriyor. Mesela kesinlikle. Projelendirme, tesis, ihtiyaçlar belirlenmesi lazım. Bu ülkede sporun gelişiminden şimdi, bahsederiz hocam. Tesis eksik. Yeşim şunu söyleyeyim. Ben görevden ayrıldıktan sonra birçok başlatılmış ve yarım kalmış projelerimiz var. Evet. Öncelikle ben hep şunu söyledim. Öncelikle bunları sıraya koyup tamamlanması için tamamlama projelerini hazırlamamız lazım, hazırlamamız lazım ve bunları tamamlattırmamız lazım. Onlar tamamlandıktan sonra da yeni ihtiyaçlarımız nelerdir? Onları gündeme almamız lazım. Bugün spor salonuysa, efendim yeniden bir futbol sahasıysa ki merkezde bu bir spor salonu, bir yeni futbol sahası, atletizm pisti değil. Sadece futbol alanı. Atletizm pisti ayrı bir... Atatürk Stadı'nın pisti öldü. Öldü tabii ki. Ayrı bir atletizm pisti yapılması lazım. Ki biliyorum ben Göçmen Köyü'nün şu andaki sentetik zeminli sahası. Orası atletizme özel ayrı bir tesis yapılması için ayrılmış ama futbol sahası oldu. Olsun. Yeni bir arazi bulunur ve oraya yeniden sadece atletizm için özel atletizm pisti ve tesislerini gündeme alabiliriz. Ve diğer zaten masa tenisini gündemine almış, özel yazmış. Her okula bir masa tenisi. Tabii. Her okula eğitmeni. Bunu okullardan başlatmak lazım ki okulları da ön plana çıkarırsak bana göre çıkarmamız lazım. Sporumuzda büyük bir ilerleme ve gelişme. Bu arada yeteneklerin keşfi çok önemli. Şey var. O proje çok önemli. Yeniden, evet. Yani birçok şeyi içinde barındırıyor. Yapıldı Ali Volkan dönemi. Ali Volkan döneminde. CTP döneminde, Ali Volkan döneminde. Birkaç dönem yapıldı. Yakın Doğu ile bir dönem yapıldı. Ancak arkası gelmedi Tonguç. Şöyle gelmedi. Yani keşfedilen çocuklar ilgili federasyonlara aktarılmadı. Yönlendirilmesi gerekiyor. Aktarılmadı. Aktarılmadığı için hiçbir şey olmadı. O çocuklar kaldı öyle. Onlar şimdi tabii gelişmiş, bitmiş. Yeniden yapılacak olan bir taramadan sonra çocuklar kendi yeteneklerine göre ilgili federasyonlara teslim edilmesi lazım. Ve onların özel antrenörleri olması lazım. Gelişmeleri için. Zaten dünyada da sporcularımız var. Yani basketbolda var, plajda var, atletizmde var, tekerlekli sandalyede var. Bizim gençlerimiz öyle yeteneklidir ki... İşte tenisten bir gol. Öyle yeteneklidir ki her şey olabilir. Her şey. Her şeyden önce bir atlet olarak ciddi iyi bir altyapı var ve yatkınlık var. Bu tespit edilmişti o söylediğiniz yetenek... Takım salmazda belki takım çıkaramıyoruz. Öyle o doğru. Öyle bir çalışma... Görmüyor mu federasyonları? Yıllar önce ben federasyona şunu söylemiştim. En azından 6 bölgede 6 tane iyi takımı hazırlayabiliriz. Şöyle hazırlayabiliriz. Yani bugün okullara isim yarışmalarından sonra mesela örneğin Girne bölgesindeki 4-5 okulun takımından yapılacak bir tek takım Girne Atletizm takımı. Güzelyurt Atletizm takımı. Magosa, Lefkoşa, İskele. Atletizm bambaşka bir şey. Tabii yani bu önemli ama ferdi olarak sporcularımızı görüyorsunuz. Her yıl kesinlikle biri çıkıyor. Ya sprinter çıkıyor, ya orta mesafe çıkıyor, atmalar, ya yüksek çıkıyor ya da uzun var. Mesafe son çıkıyor. Son dönemlerde atmalar ve atlamalar atma, atlamalar, yüksek atlama özellikle var. Çok yetenekli. Evet. Çocuklarımız çıkıyor. Evet. İşte bunları bir araya getirip
takımsal bazda da başarı sağlamak lazım. Ama ferdi olarak da bu çocuklara değerli hocam, destek olmak lazım. Son iki dakikaya giriyoruz. Futbol bir toparlayacak mı? Olursak. Futbolun başlamasından yanayım. Yani açık ve net ben dünyada futbolsuz oynamıyor. Kalmak. Evet, herkes istiyor hocam bunu zaten. Evet, hocam akşam Liverpool Real Madrid'i seyrederken ben dedim ki Türkiye'de futbol oynanmaz. Ben şunu söyleyeyim. Gerçekten son oynanan Şampiyonlar Ligi maçları hem de seyircisiz ama o kadar çok zevk veren futbol var ki en azından gözümüzün pasını orada silebiliyoruz ama kendi ülkemizde de öyle güzel goller olur, öyle güzel kurtarışlar olur, öyle güzel zaman zaman maçlar olur. Seyircisiz oynayabiliriz. Ağır oynanıyor deriz. Zaman zaman şikayet ediyoruz ama zaman zaman da güzel maçlar seyrediyoruz kendi içimizde ve arıyoruz yani. Ben bugün açık ve net söyleyeyim. Hafta sonu geldiğimi Türkiye Ligi'ni izlemek isterim. Neden isterim? Çok mu bu? Çok üst düzeydedir. Hayır ama kendi ülkem, kendi dilimi konuşan bir ülkem. Onu izlemekten zevk alırım. Premier Lig o ayrı bir özellik. Evet. Şampiyonlar Ligi ayrı bir özellik. Ama mesela biz örneğin çok bu pandemi döneminde çok sıkıntı yaşıyoruz Kıbrıs'ta. Türk tarafında özellikle. Mesela biz seminer, iki yıldır biz antrenörlere yönelik seminer yapamıyoruz. Futbol kulüplerimiz idman yapamıyor. Online denemediniz mi hocam? Online gerçekleştirmek online bu arada. Yaptık. Bir dönem yaptık yani, Serhat. Hani devamını getirmek. Serhat Deniz'le beraber yaptık ama maalesef bizim bu internet ortamımız o kadar çok kesinti veriyor ki sıkıntı yaşadık. Sonra bizim alışık olmadığımız bir ortamdır bu online eğitim. Online eğitimde bile antrenör arkadaşlarımız giriyor ama kaçıyor, izlemiyor ya da sohbet, dedikodu bizim mekanizmamızdır. Bunu da ama Kıbrıslı yüz yüze olduğumuz dönemde Türkiye'den getirdiğimiz iyi bir teknik adamı izlemek, onu takip etmek hocam, başka bir şeydir. Eski Basketbol Federasyonu yöneticisi ve hakemidir de. Evet, hocamızı küçüklüğümüzden beri sporun içinde bildiğimiz ve değer verdiğimiz birisi. Vallahi sana söyleyeyim, ben beden eğitimi öğretmeni olduktan sonra güreş hakemliğinden başlayarak güreş, voleybol, basketbol, atletizm, jimnastikte hatta bir ara Adil Alkanlar'la beraber, Sözay Hanım'la beraber görev yaptığımı çok iyi hatırlıyorum. Tabii ben futbola daha bir gönül verdiğimden futbolculuk dönemim kapandıktan sonra ben antrenörlüğe, hatta ben Hasan Ece'yle şöyle söylemiştim. Basketbolda beraberdik Hasan'la. Hasan da çok başarılı ve mükemmel bir arkadaş. Dedim Hasan, ben bu yola gidiyorum. Sen gelecek miyim? O da aynı kurstaydık. Peki. Vallahi dedi ben basketbola devam edeceğim. O toparlamamız, kapatmamız gerekiyor hocam. Çok teşekkür ederiz. Son cümlenizi alalım. Ben teşekkür ederim. Tabii cümlenizi. Ki bu pandeminin tüm ülkelerden, tüm dünyadan uzaklaşması büyük bir arzumuzdur. Ülkemizde de son dönemlerde vakaların arttığını görüyoruz. Tüm vatandaşlarımıza buradan çağrımdır. Bu mesafe, maske ve hijyene önem vererek bu illetten kurtulalım. Çünkü ben de yaşadım. Bu sıkıntıları geçirdim. Onun için tekrar geçmiş olsun bu arada. Çok teşekkür ederim. Sağlıklı, güzel, yeniden sporlu günlerimize, futbollu, diğer spor branşlarında döneriz, her branşına dönelim. Evet. Çok teşekkürler değerli hocam. Ben teşekkür ederim. Ülke sporunda katkılarınız değerlidir, önemlidir bizim için. Çok mutlu olduk sizi burada ağırlamaktan. Süre bir anda geldi geçti. Ben teşekkür ederim. İlerleyen zamanda yine stüdyomuzda görmek isteriz. Memnun olurum. Çok teşekkürler ve tekrar geçmiş olsun. Çok sağ olun. Çok değerli izleyenler, spor gündemin bugünkü bölümünü, Tonguç Kotak'la olan bugünkü bölümünü tamamlıyoruz. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte burada olacağız. Yarın haftanın son spor gündemi programında spor servisinden, BRT spor servisinden arkadaşlarımız burada olacak. Güne ve gündeme dair konu ve konuklarıyla. Sevgi ve saygılarımızı göndererek ayrılıyoruz. Bizden şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına tabii ki bu süreçte dikkat edin diye bir kez daha bu uyarıda bulunmayı görev biliyoruz efendim. Şimdilik hoşça kalın.